koronavirüsü konuşacağız, sağlık çalışanlarını konuşacağız efendim. Türk Toraks Derneği'ni temsilen Profesör Doktor Sayın Elif Dağlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Az önce verdik tabii, içimiz yanıyor. Koronavirüse mücadele ederken sağlık çalışanlarını kaybediyoruz ne yazık ki. Ve baktığımızda da 2 haftada 12 sağlık emekçisi hayatını kaybetmiş. İstifalar da, istifa istekleri de çoğalıyor. Bir taraftan koronavirüs konusuna tükenmek üzere sağlık çalışanları da. Hangi şartlarda çalışıyorlar? Ne durumda sağlık çalışanları? Biz her şeyden önce şunu söylemek isterim. İşten kaçmıyoruz. Aksine bizim görevimiz, biz savaşa girmiş gibi acillerde sabahlara kadar hasta bakmaya alışmış hekimleriz. Bu hekimlerin işten kaçarak uzaklaştığı izlenimi yaratmasın. Aksine yönetemediğimiz ve parçası olamadığımız, işbirliği yapamadığımız bir pandemi yönetimine karşı çaresiz kalmış vaziyetteyiz. Biraz önce isimleri saydınız, tek tek saydınız, okudunuz o isimleri. O isimler benim önümde, gözümün önünde resimler olarak geçti, şarkı sözleri olarak geçti. Son saydığınız bir kulaklığın bazı profesörü çok güzel İtalyanca şarkı söylerken kayda geçmiş. Biz onları duyup ağlıyoruz. Bir hekim o kadar zor yetişiyor ki, bakın şimdi bizi izleyen birçok insan çocuğunu okullara yetiştiriyor. Evet. O sınav, bu sınav neticede üniversiteye geliyor. Üniversitede ne yazayım diye sorduğu zaman herkes doktor olmak istiyor. Neden doktor olmak istiyorsunuz? Ulvi bir meslek, insanlığa yardım etmek istiyorsunuz. Tabii ki herkes bunu isteyebilir ama karşılığında sistemin sorunları içerisinde öğütülürseniz, kıyma makinesinden kıymanız çıkarsa, siz ne halka yardımcı olabiliyorsunuz, ne kendinizi koruyup başka insanlara daha fazla hizmet sunabiliyorsunuz. Dolayısıyla bugün pandeminin doğal olarak getirdiği sonuçlardan değil, pandeminin yönetilememesinden ortaya çıkmış olan sorunlar nedeniyle hekimler mutsuz. Ve bu ölümlerin hiçbiri kader değil, tesadüfen olan ölümler değil, engellenebilir ölümler, bu arkadaşlarımızın korunması, sahadaki hastaların yeterince ayırt edilebilmesi, tanınabilmesi, testlerin yeterince yapılabilmesi, temasların zamanında takip edilebilmesi, bu hekimlerin önüne gelen hastaların COVID olup olmadığını bilmeleri, kendilerini korumaları için son derece önemliydi. Ama sisteme bakıyoruz, bir zaman geliyor, temaslı muayenelerini, temaslı test yapılması durduruluyor. Yani bir evde hasta var, o hastanın yakınları şikayeti olmuyor ise test yapılmayacak gibi bir emir çıkıyor. Halbuki şikayet olmadan test yapılması lazım ki, evet, o hastayı izleyebilelim. Sonuç ne oluyor? Sonucun doktorlara yansıması oluyor, sahaya yansıması oluyor. İdrak ediliyor ki yanlış yapılmış, program yine değişiyor. Ama bu sefer başka bir yanlış var. O yanlışı tekrar düzeltmek için müdahale edemiyoruz ve ölerek kendimizi ifade eder hale geldik. Şimdi buna karşılık Türk Tabipleri Birliği ve UDEK dediğimiz meslek dernekleri, yani bunun içerisinde solunum hastalıkları dernekleri, akciğer hastalıkları dernekleri, kalp doktorları, çocuk doktorları, kanser doktorları, psikiyatristler, adli tabiplerin içinde bulunduğu meslek dernekleri birlikte Türk Tabipleri Birliği ile bir program ve dilek sunmak üzere bakanlıktan randevu istediler. Bu randevuya benim bildiğim 5 gün geçti üzerinden, hı hı, hiçbir cevap verilmedi. Şimdi biz şöyle söyleyeyim, sahada çalışan, savaşın önünde giden neferleriz. Sorunları görüyoruz, komutana bir şey anlatmaya çalışıyoruz, komutan bizi dinlemiyor. Dolayısıyla burada boş yere öleceğimizi düşünmekten tükendik. Genç arkadaşlarım, sadece hocalar değil, uzmanlar ve asistanlar mesleklerinden
soğuyorlar ve ayrılmak istiyorlar. Çünkü bunun neticesinde bir şeye ulaşamıyoruz. Ne halkımızı kurtarabiliyoruz, ne kendimizi kurtarabiliyoruz. Kontrolsüz bir otobüsün içerisinde uçurum aşağı gidiyoruz gibi hissediyoruz kendimizi. Yani ya biz freni tamir etmek istiyoruz, frene birisi bassın istiyoruz, şoför bey fren patladı diye bağırmak istiyoruz ama kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Dolayısıyla bakın ben 40 yıllık meslek erbabıyım. 1980 mezunuyum. Dün akşam vefat ettiğini duyduğum arkadaşlarımdan bir tanesinin sınıf arkadaşı olduğunu sonradan keşfettim. İnsan idrak bile edemiyor tanıdıklarının olacağını işin içerisinde. Ve bu süreç içerisinde, 40 yıllık meslek icramızın içerisinde difteri salgını gördüm, kolera salgını gördüm, menenjit salgını gördüm. Çocuk göz hastalıkları uzmanıyım. Bunların hepsinin içerisinde bulundum. Bu kadar çığırından çıkmış, bu kadar sesimizin duyuramadığımız ve işbirliği yapamadığımız, yönetimin içerisinde görev alamadığımız, dışlandığımız ama buna rağmen köle gibi çalışıp öldüğümüz bir başka salgın hiç hatırlamıyorum. Dolayısıyla biz açıkçası feryat ediyoruz. Çığlığımızın duyulmasını istiyoruz. Biz bir ant içtik hekim olurken ve bu antta halkımızı kurtarmak bunun parçasıdır, boynumuzun borcudur. Bunun için sonuna kadar uğraşırız ama lütfen kapıları açın, biz sistemin içerisinde olalım, bunun bir parçası olalım, gördüğümüz sorunların nasıl çözüleceğini size anlatalım. Bizim meslekte herkes her şeyi bilemez ki. Ben örneğin çocuk göğüs hastalıkları uzmanıyım ama böbrek konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Az biliyorum veya bir böbrek hastasını tedavi edemem. Dolayısıyla bizim meslekte yönetici de olsanız, bakanlık mensubu da olsanız bütün her şeyi bilemezsiniz. En kuvvetli yöneticiler etrafına topladığı insanların bilim uzmanları, bu konuyla çalışmış insanlar olmasından güç alırlar. Şimdi maalesef bilim kurulundan bugün veya dün yapılmış bir duyuru var. Bilim kurulu üyelerinden bir profesör. Biz hiçbir şeye karar vermedik diye duyuru yapmış. Yani karar versek bile zaten onun bir hükmü olmuyor diye. Şimdi biz de bakın bu kadar büyük bilim ordusu, bu kadar büyük danışmanlar heyetini hiçbir bakan karşısında göremez normalde. Yalvarıyor Türk Tabipleri Birliği ve 37 meslek örgütü. Ayağınıza gelelim, yapılacakları sunalım, halkımızı da ölen arkadaşlarımızı da kurtaralım. Bundan sonra kimse ölmesin. Bakın sağlık çalışanları sadece hekim ölmüyor, sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli, hemşire, ambulans şoförü, hastane temizleyicisi, sekreter, memur, orada kimler varsa bu olayın içerisine nasıl karışmışlarsa hepsi kaybediliyorlar, günahsız insanlar. Bugün yine sosyal medyada paylaştık bunu. Bu insanların hiçbiri arkasından bir tazminat da hak etmiyorlar. Ne şehitler, ne meslek hastalığı kabul edilip arkasından bir tazminat alıyorlar. Ölen gencecik hekim arkadaşlarımız arkasından bıraktığı çocukları nasıl okutacağız diye biz hekimler birleşip çaresini bulmaya çalışıyoruz. Yoğun bakıma alınan, durumu kötüleşmiş meslektaşlarımız yoğun bakıma girerken dönüp çocuğumu bırakmayın ortada diyor. Bir felakete doğru sürüklendiğimizi düşünüyoruz. Bunun çok rahat çözümü varken neden çözüm bulunmadığını anlamıyoruz. Biz çözüm olmaya gönüllüyüz. Açın kapılarınızı, geldik diye yalvarıyoruz. Belki bu program vasıtasıyla sesimiz bir yerlerden duyulur. Ama bir taraftan da şunu söylemek istiyoruz. Bu vatandaşın kendi kendine çözeceği bir sorun değildir. Yani maskeni takmadın, dün birisi bana mesaj atmış, bakan bey ağzına maske mi dikecek herkesin diye. Tabii ki dikmeyecek ama ona yakın etkisi olacak bir iş yapabilir aslında.
bu düğünlerle ilgili kararlar alınıyor. Şimdi söylüyor Malatya'daki arkadaş, otobüslere doluyorlar, maskesiz tıklım tıkış düğüne gidiyorlar. İşte bir hafta sonra o otobüsteki bütün insanlar yoğun bakıma yatıyorlar. Biz baş edemiyoruz diyor. Şimdi o zaman düğünlerde yok şunu içeceksin, suyu böyle içeceksin, yanına bir tane görevli göndereceğim, düğünü denetleyecek. Böyle bir şey yapmaya ne gerek var? Yani nasıl yapılabilir zaten? Birbirimizle zekasına hürmet edelim. Yani bu olacak bir şey değil. Genç vatandaşlarımdan da rica ediyorum, evlenecek olanlar, nikahınızı yapın, evlenin. Çoluğa çocuğa karışın, gitsin korona, ondan sonra düğününüzü beraber yapalım, hep beraber halay çekelim. Ama düğün yüzünden insan ölmesin Türkiye'de. Bakın o hekimlerin hepsi gece sabahlara kadar nöbet tutuyorlar, hayat kurtaracağız diye düğüne gidildiği için veya bir davete katılındığı için. Bunu denetimi vatandaşın izanına bırakılmaması lazım. Yani bunu yönetici pandemiyi yönetiyorum diyen insanın bunun önünü kesmesi lazım. Durdurulsun bütün düğünler. İnsanlar evlenebilsin tabii ki, buna engel değil ki, düğün yapmak zorunda mıyız? Toplu ibadet, davet, düğün, dernek, toplantı hepsinin durdurulması lazım. Şu anda Türkiye benzetmek gibi olmasın ama İtalya'nın ilk hallerine dönmüş vaziyette. Yani ben bugün bir açıklamada duydum, yoğun bakım doluluk oranı %60, ventilatör doluluk oranı %30 diye. Hiç duymamıştım hayatımda ventilatör doluluk oranı diye bir tabir. Bugün duydum ama saha bana onu söylemiyor ki. Sahadan duyduğum şeyler, arkadaşlarım işte demin söylediğim gibi 40 yılımı bitirdim ve 3000 hekim yetiştirdim Türkiye'ye. Bu süreç içerisinde herkes dönüp telefon ediyor, hocam şöyle oldu, böyle oldu, ben burada böyle yapıyorum diye. Şimdi buradan duyuyorum, yoğun bakımların hepsi dolu. Yoğun bakıma yatıramadıkları genç insanlar var. Artık yaşlı değil, 65 yaşının üzerine eve kapatalım. Bitmiyor ki, 65 yaşıyla ilgili değil artık. Bu ispat edildi. Bizim ölen insanlarımız, hastalanan insanlarımız 40-50 yaş bandında şimdi. Hatta geçen gün bir arkadaşım söyledi, Güneydoğu Anadolu'dan, 19 yaşında bir yoğun bakım hastası, yatağım yok, sedirin üstünde bekletiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum diye. Durum bu hale gelmiş vaziyette. Bunu saklamak vatandaşa ziyan, zarardır artık. Bunu net olarak ortaya koymamız lazım. Olayın ne boyutta olduğunu aktarmamız lazım ki vatandaş da korksun. Hani paniğe, biraz önce verdiğiniz bir haber vardı Sayın Profesör Kayahan Pala. Evet. Paniğe kaptırma konusuyla ilgili bir ceza alacaktı. Bunun doğru olmadığına karar verilmiş. Ne iyi yapılmış. Ama Kayahan Pala'nın ne kadar doğru bir şey yaptı şimdi ortaya çıkıyor. Yani açıkçası Kayahan az bile yapmış diyorum ben. Daha fazla uyarabilseydik. Bu paniğe kaptırmak değil. Uyarı yapmak, rehaveti engellemek, tedbir alınmasını sağlamak. Ama sadece vatandaş yapmayacak bunu. Asıl pandemi yöneticisi, direksiyon kimdeyse, otobüsü kim kullanıyorsa o yapacak. Biz otobüste yardımcı olalım diyoruz. Lütfen açın kapılarınızı, girelim içeriye. Biz sadece köle miyiz? Ölmeye mi geldik sadece? Halkımızı kurtarmaya ve çözüm üretmeye, bir paydaş olmaya geldik. Umarım bu söylediklerim hem Türk halkına hem yöneticilerimize tamamen iyi niyetimizle, tamamen yardım dileklerimizle yaptığımız bir çağrı olarak ulaşmıştır. Evet Sayın Dağlı, koronavirüsle ilgili o kadar çok soru var ki, konuşulacak o kadar çok konu var ki, ancak sağlık çalışanları ne durumda, hangi şartlar altında çalışıyor diye size sordum ve siz sözünüzle kesmedim. Söyledikleriniz hem benim yüreğime çok dokundu hem de ekranları başında birçok insanın dokunduğunu düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi umarım çare olur. Çok büyük bir mücadele sarf ediyorsunuz. Dolayısıyla hepinize çok teşekkür ederiz. Biz sizler hepiniz çok değerlisiniz dediniz ki umarız bu yayında sesimiz olur. Ben de o dilekte bulunuyorum. Umarım
sıkıntılar bir an önce giderilir ve bu salgın sürecini birlik beraberlik içerisinde en doğru, en iyi şekilde atlatmış oluruz. Sizin de hakkınızın her zaman gözetildiği bir süreç olur diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum bu söz hakkını bize sağladığınız için. İyi akşamlar. Sağ olun efendim. İyi akşamlar.